Şimdi bugün kanala geldim. Ekip arkadaşlarım dediler ki size bir veteri izleteceğiz. Bu arada hani siz yemeğe çıkacağınız zaman ya dediler yemek yemek istiyorlar. Vallahi dedim yan yana gelip aynı sofraya oturabiliyorlarsa yesinler. Yoksa dedim kavga dövüş çıkacaksa hiç dedim bir araya gelmesinler. Neyse yemeği yemişsiniz şahane geçmiş. Sonra şimdi izleyeceğiniz veterede nasıl bu noktaya geldiler bunu çok merak ediyorum. Nereye gittiğinizi biliyorsunuz. Biliyorum. Kim istedi onu? Aslında İlayda bu olaylara biz buraya gelmeden önce benden bu konuda rica etmişti. Ne demişti? Biz de gidelim oraya İstanbul'da. Nereye gidiyor? İşte söyle. Söyle nereye gittiğinizi. Ya manzaralı bir şekilde bir yerde bu kıyafetler, Osmanlı kıyafetleri, Sultan kıyafetlerini giyinelim, fotoğraf çekinelim diye. Bu olaylardan dolayı kafamızı kaldıramadığımız için fırsat bulamadık. Nasip bu programda İstanbul'a gelmek oldu. Gelmişken de ekibinizle beraber birlikte gittik. Güzel ben bunu nasıl geçirdik. Söyledin ekibe? Abi biz yemeğe çıktık ama bir de İlayda'nın böyle bir isteği vardı. Şuraya mı gidelim dediniz? Hayır öyle olmadı. Nasıl oldu? İlayda söyledi. Benim böyle bir şey hatırlıyor musun Aydar dedi. Ekibe söyle. Mi? Ha, nasıl söylediniz? Onlar da bir şoka girmişler çünkü. Ya ben bunu istiyordum. O Hürrem kıyafetlerini falan çok beğeniyorum, çok seviyorum. O dönemin kıyafetlerini. Belirttik ekip arkadaşlarınıza. Sağ olsun onlar da yardımcı oldular. Biz ayrılmadan bir de bir Hürrem'le Kanuni mi olalım dediniz? Ya inanılmaz gerçekten bak. Hani biz boşanıyoruz ama boşanmadan bir yan yana Hürrem'le Kanuni olalım dediniz. Bu arada ekran başındaki seyircilerim de eminim bu konuyla ilgili yorum yapacaktır. Ama gerçekten tam Hürrem olmuşsun saçlarınla. Teşekkür ederim. Gelsin bakalım görüntüler. Ele avuca sığmazdı delik gönlüm. Bir zamanlar neredeydi şimdi nerede? İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. Bir deli rüzgar savurdu beni böyle. Tutsak benim altın kafeste. İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni. Zincirle bir yüreğimin artık sende. İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni. Zincirle bir yüreğimin artık sende. Buraya gelme fikri kimden çıktı? Benden çıktı. İlayda buraya gelmeyi çok istiyordu. Son zamanlarda söylemişti zaten. Biz tartıştığımız için kavgadan zaman ayıramadık buraya gelmeye. Son kez burada onu mutlu edebilmek için buraya ben getirmek istedim. Ekibiniz de yardımcı oldu sağ olsun. Teşekkür ederim. Yani mutlu olabildin mi? Evet gerçekten hiç benim için unutulmayacak bir an oldu. Yani bu an asla unutamam. Çok mutlu oldum gerçekten. Teşekkür ederim. Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık. Pişmanlığım nefret olmaz. Konuşulacak görüntüler, camları kapıları kırdılar, stüdyoyu inlettiler. İlade ve Haydar o kadar kavga ve tartışmanın içinde neden Hürrem ve Kanuni Sultan Süleyman olmak istediler? Bu barışma yoluna giden bir adım mı? İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni. Acılarla sevinçlerle yaşat beni. İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni. Acılarla sevinçlerle yaşat beni. Evet bir el ele tutuşma da var ama ben ona takılmadım. Ben mesela o duygudan nasıl buraya geldiğinize gitmeden ayrılmadan. Oradan mı? Evet. Şöyle ben söylemek isterim isterseniz. Biz başlangıçta bu şekilde evlendik. Bizim gerçekten çok güzel bir düğünümüz oldu. Aşiret düğünü oldu. 5 gün 6 gün biz düğün yaptık Esra Hanım. Bu düğünde en güzel anları beraber paylaştık. En güzel birliktelikleri, en güzel sevinçleri bunu bir an olarak yer ettik kendimize. Son verdiğimizi bildiğimiz için de herkes böyle kavga ederekten. Ha,
Hani biliyorum tamam biz de ettik ama en son o karara bağladığımız günden bahsediyorum. Çocukların velayetidir, hı hı. Ortak velayet. Cumartesi günü. Evet. O konuda en azından bu olayı böyle sonuçlandırıp İlay'dan da isteğini yerine getirip güzellikle birbirimize güle güle demek istedik yani kısacası böyle. Ayrılırken insan sevebilir de İlayda'yı seviyor musun? İlayda'yı seviyor musun? Hayır. Hayır. İlayda sen? Ben Haydar'ı kalbimden ve beynimden çıkaralı çok uzun zaman olmuştu zaten. Sadece ona karşı o kadar yılların verdiği bir alışkanlık vardı. Hı hı. Sadece bir alışkanlığım vardı ona. Onu da zaten son süreçlerde aştım kesinlikle. Ona karşı hiçbir duygu beslemiyordum zaten. Ama şunu belirtmek isterim ki cevap veremeyişinden de zaten kesin net hayır demeyişinden de belli ki o zaten bana bağımlı bir insan. O benden vazgeçemiyor. Bu net yani. Her seferinde aynı şeyler. Biz ayrıldığımızda da seni istemiyorum artık, seni sevmiyorum derdi. İki ay sonrasını ben kendi gözlerimle görüyorum, biliyorum. Sana bağımlı. Evet. Yani sen ne yaparsan, ne kadar gidersen git, döner dolaşır Haydar yine seni bulur mu? Evet. Peki bu sefer gelmezse hayal kırıklığı yaşar mısın? Hiç hayal kırıklığı yaşamam. Ben çok hep şunu isterdim. Ya ayrılalım artık. İnşallah hiç geri dönmesin isterdim. Hani hep çünkü geri geliyor, geri geliyor. Gerek ben gidiyorum çocuklar için, geri bu geliyor. Sen geliyorsun. Ya lütfen ya. Ben tamam. Geri gelmiyorsun. Şimdi bak bu da çok yanlış enteresan. Yanlış yapıyorsun. Sen yanlış. Şimdi evde sabit kalan benim. Evden ayrılıp giden sen tekrar geliyorsun. Burada problem evden var. Evden ayrılman için çaba gösterdiğimizde evden ayrılsan zaten evde kalan taraf biz oluruz. Hatta bir gün gelmişsin hatırlıyor musun İlayda'cığım? Anneme ben barışmak istiyorum. Haydar'la beni barıştırır mısınız? Ben barışmak istiyorum demedim. Dedim çocuklara siz bakar mısınız ben de çalışayım falan diye. Annesinin yüzünü görmek istemezken işten çıktım geldim dedim ki bak anne dedim. Hiç görüşmek bile istemediğim insan dizinin dibine çöktüm oturdum. Benim çocuklarım benim gibi mağdur oluyorlar dedim. Yani en azından aynı evde kaldığımız süreçte birbirimize çok saygısızlık yapıyoruz. En azından ben çalışayım sen çocuklarımıza bak. Kızımı kreşe verelim sen bir küçük oğlana bak. Belki aramızda böyle saygı daha artar. En azından çocuklarımız belirli bir yaşa gelene kadar bizi daha bir iyi yolda yürümüş oluruz dedim. Annesi kesinlikle ben bakmam dedi. Ama dedim ben şu kapıdan çıkıp gideceğim dedim. İşim ertesi gün geri döneceğim. Sen burada çocuklara yine bakacaksın ama dedim. O zaman diyor oğlum için dedi bakacağım dedi. Yani şu şekilde anlatayım. Kendisinin beni istemediğinden falan değil. Her seferinde aynı şekilde o da bana bağımlı olduğu için her seferini çağırırdı. Ama ben onun için değil, ben çocuklarım için dönerdim. Peki ben sizi anlaşmalı boşanmaya götürsem mahkemeden dönen kim olur? Ben dönmem. Ben de dönmem. Asla. Ben bu konuyu kararlaştırıp geldim çünkü kesinlikle bir geri adım atmayacağım bu konuyla ilgili. Ama bana bağımlı diyorsun. Yani ne kadar boşansan da yine olsun. Senin etrafında mı dolanacak? Bir iki ay sonra ben göreceğim onu. Gelecek. Belki böyle söylersem yapmaz belki inşallah. Çekinir de belki hiç yapmaz. Ya ben bir daha senin karşına çıkmam. O da senin egonu sarsmaz mı? Sarsmaz. Benim bir egom yok. Hayır yani ama o da bir beklenti ya. Orada da bir beklentiliğinden ego. Beklentiliğinden değil. Her seferinde aynı olayları yaşadın mısın? Gerek ben döndüm, gerek o çağırdı. Olur olmaz dönemlerde hep tekrar bir araya geldik. Bu yüzden yani. Esra tekrar devam edecek aynı olaylar. Buyurun. Hayatın en uzun anı nedir biliyor musunuz? Hayatın? En hüzünlü anı nedir biliyor musunuz? Hüzünlü anı. Mevsimine kapıldığınız kişinin bahçesinde açabilecek bir çiçek olmadığını anladığınız andır. Ne? Mevsimine kapıldığınız kişinin bahçesinde açabilecek bir çiçek olmadığını anladığınız andır. Hmm. Onun için ben daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Kimse birbirine bilmeden mevsimine kapılmasın. Onu söyleyeceğim. Eğer o çiçeği çıkarabilmek için de o bahçeden istediği çiçeği çıkarabilmek için bunun için emek ister. Biliyorsunuz ki sabır ister. Bu çiçeğin çıkabilmesi için kuvvet ister. Onu sulamalısınız, sabretmelisiniz, mücadele etmelisiniz. Yani bütün imkanları kullanmalısınız. En önemlisi de ne biliyor musunuz? O alın terini akıtmak ister. O alın teri ne zaman akarsa işte İlayda'cığım o zaman o istemiş olduğun kokina çiçeği eline alırsın. Gene geldi olay kokinaya.
Bravo, çok güzel. O Haydar geçti diyorsun. O Haydar'ı beklemesin mi? Bitti o işler. İnşallah, keşke öyle o olsa. İyi niyet bitti. Ben her seferinde çocuklarımın annesi diye sahip çıktım. İyisiyle kötüsüyle ayrıyken bile kendi aracımla alıp iş yerine bıraktım. Evine götürdüm. Yani bütün imkanlardan yararlandırdım ben onu. Her türlü yanında oldum. Bu saatten sonra zaten bizim ayrılmamızdaki amaç o ki bir daha ben onun karşısına çıkmayayım ki böyle imkanlardan da faydalandırmayayım İlayda'yı. İnşallah. Bana bağımlı açıklamasına ne diyorsun? Bağımlı değil yani, son ben bağımlı falan değilim. Alışkanlık var iki taraflı da. Birbirimize alışkın olduğumuz için çocuklarımız da bu konuda eksik kalmasın. Hani ne anneden eksik kalsın ne babadan eksik kalsın diye biz hep bir araya gelmek istedik. Böyle oldu. Yani çocuklarımız adına biz toparlanmaya çalıştık. Kişisel olarak benim İlayda'dan bir çıkarım yok. İlayda'dan bir isteğim de yok. Allah'a şükürler olsun. Elim ayağım tutuyor. Kendim bilen bir insanım, bilinçli bir insanım. Kendime hayat olarak bir başarı, bir tecrübe edindim. Kendimce önüme daha güzel bir sayfalar açmak isterim. Yani hayatıma alacağım kişiler olsun, iletişime geçtiğim kişiler olsun. O konuda biraz daha bir tedirgin olacağım. Ama en büyük tecrübelerimden bir tanesi diye düşünüyorum. Peki, kesinlikle. Sizin evliliğinizin bitiş sebebinde ailelerinizin rolü kaç yüzde? Ben bizzat kendi annesinin adına söyleyeyim, %70 onun payı var. Sence? Ya Esra Hanım, şimdi bu annesi, iki tane annesi olduğu için bunu büyüten annesinin yanında kaldı. Kendi doğurduğu annesiyle iletişime bazen geçmedi, kırgın oldu. Çok müdahale yedik bu konuda. Hem kendi öz annesi hem üvey annesi müdahale etmeye çalıştı. Hani dün bayağı bir yalan söylediler ama eminim ki ben kendim biliyorum, yaşananları biliyorum, konuşulanları biliyorum. İkisi de benim yanımdaydı, o koluma girerdi, diğeri koluma girerdi. Aslan damadım benim. Sana helal olsun. Sen iyisiyle kötüsüyle bu deli kızı çekiyorsun. Senden Allah razı olsun. Bu bizim, yani ne de olsa kızımız ama sen bunu bir şekilde idare ediyorsun Haydar. Allah sana sabır versin. Çocuklarına beraber aynen. Çok kıza sahip çıktın derdi. Sosyal medya hesapların var mı? Var. Aktif kullanıyor musun yayından sonra? Yani herhangi bir aktif olarak kullandığım bir hesap yok. Sadece gezinmek için kullanıyorum. Gezin yani hani aktif olarak kullandığın, kendini gösterdiğin. Yok. Bir sayfa yok. Yok. Boşandıktan sonra kullanmayı düşünüyor musun? Aynı bu şekilde kullanmaya devam ettiğim gibi kullanıyorum. Ben yıllardır bu şekilde kullanıyorum. Kendimi göstermek için ya da ne bileyim yayınlar açmak için kullandığım bir hesap yok. Aksine kendisinin var. Her bulduğu fırsatta, her ayrıldığı fırsatta yayınlar açıp ne bileyim kişilere paralar gönderip falan yaptığı yayınlar kendisinin var. Ben en başından beri sevmiyorum. Başta bu TikTok'u hiç sevmiyorum, nefret ediyorum. Kaldırması için de o kadar çok istemiştim ki. Benim kızım çok seviyor TikTok'u izlemeyi. Oradaki çocukları falan izlemeyi. Ben kendimde hani dekorasyon ürünleridir, şunlar bunlar için, kişisel şeyler için izlerim. Öyle kendimi göstermek için kullandığım hiçbir hesabım çocuğuna yok. Çocuğuna da kullandırma ama sosyal medyada o fenomenlik ve görünür olmayı daha çok Haydar mı seviyor? Evet. Hı? Benim zaten Instagram hesabım falan yoktu. Onun benim Instagram'ı yoktu. Şöyle, TikTok. Kendisi sildi. Yani benim sosyal medya bütün hesaplarım evlilik boyunca. Ay boşandıktan sonra hazır ekrana da çıktık, popüler de olduk, tanınan insanlarız. Şimdi şöyle, evet bunun bilincindeyiz. Yani dışarı beraber çıktığımızda çok tanıyan kişi oldu ama. Hani ay buradan da ben hani sen daha yakınsın, ben de açayım da bir hesap popüler olayım gibi bir derdiniz var mı? Öyle bir derdim yok. Kendi derdimizi halledemedik de o dertlere geçelim Esra Hanım. İnşallah. Başımızda en büyük dert zaten boşanmak. Biz onu sonuçlandırmak için geldik buraya. Öyle bir amacım da yoktur benim. Peki. Çocuklar konusunda anlaştınız. Boşanma konusunda uzlaştınız. Boşandıktan sonra gelecek olan Haydar'ı bekliyorsun. İnşallah hiç gelmez. İnşallah. Çok samimi söylüyorum bunu. Yani şöyle yanımdan, yöremden geçmesini bile istemiyorum bu saatten sonra. Sana neyi hatırlatıyor? Ne? Haydar'ı görmek ya da geleceğini düşünmek. Haydar'ı gördüğümde bana hiçbir yanı hatırlatmıyor. Sadece Haydar'ı gördüğümde bütün olumsuzluklar aklıma geliyor. O yüzden de Haydar'ı gördüğüm zaman çok sinirleniyorum, agresifleşiyorum otomatik. Mesela diyor sen benden ayrılırken sakinsin, niye beni görünce cinlerin tepene çıkıyor? Haydar'ı görünce hep yaşadığı kötülükler aklıma geldiği için onu görünce çok sinirleniyorum o yüzden.
İnşallah. İnşallah. Allah yardımcın olsun. Amin senin de. Hafta sonu da bu soğukkanlılıkla mı konuştunuz? Yani hafta sonu bu yayının dışındaki bir buluşma yaptığınızı, Pierre Loti'ye gittiğini söylediniz. O teklif kimden geldi? Buluşalım teklifi. Pierre Loti'ye çıkmayı Haydar istedi. Haydar, evet. Hadi gel bir Pierre Loti'ye gidelim. Evet, daha önce gitmiş kendisi. Hı hı. Çıkalım dedi, orası güzel, manzarası falan dedi oraya. Onun da mesele çıktı. Çocukları konuşma bahanesiyle mi çıktınız? Evet, sorunlarımızı çözmek için çıktık. Bir gün öncesinden tam konuları halledemediğimiz için... Hı hı. Dedik bugün konuşalım daha rahat. Yani orada da aynı soğukkanlılıkla konuştunuz mu? Evet. Hı-hı. Hiç tartışmadık yani. Sakin bir şekilde. Kendini bilen bir çift olaraktan karşı karşıya geçtik. Hayır, sizden şöyle bir şey alıyorum da, siz boşandıktan sonra da birbirinizin hayatına müdahale edebilecek gibi duruyorsunuz. Yok, benim asla öyle bir şeyim yok. Bir gün... Günün birinde bir gün bir şey oldu, Allah yaşatmasın, kötü bir şey gelse, eski eşini arar mısın? Onu ilgilendirecek bir konu olursa ararım. Yani ambulansı mı ararsın, Haydar'ı mı diye sor. Ambulansı mı ararsın, Haydar'ı mı? Ambulansı ararım. Annemi ararım. Yardım istemem yani, kesinlikle burnum yere düşse almam diyorsun. Çok sıkıntıya düşmediğim sürece, Haydar'ı da ilgilendirecek bir durum olmadığı sürece aramam. Sen koşar mısın yardımına? Ya ben şöyle, çocuklarımın annesi olduğu için saygı duyarım. Hani sonuç olarak benim çocuklarımın annesi, her defasında saygı duyar, elimden gelenle yardımcı olmaya çalışırım. Ayrı olmuş olsak bile çocukların hatırına iletişime geçip onu o mağduriyetten kurtarmaya çalışırım. Soru arada kaynamasın. Siz ayrıldıktan sonra birbirinizin hayatına müdahale edecek gibi duruyorsunuz. Bu benim hissiyatım. Yo, ben böyle olduğu için değil. Sadece aklımdan geçen. Yo, benim öyle bir düşüncem yok Esra Hanım. Hani İlayda'yla zaten biz bayağı bir problemle ayrıldığımız için son zamanlarda bu anlaşmalı boşanmaya karar kılıp güzel bir şekilde konuştuğumuz için yani şu an boşandıktan sonra sen kendi hayatını yaşayacaksın. Ve ikiniz de buna... Bana İlayda'nın söylediği şu çok saçma geliyor Esra Hanım. Hani dedim ya size, daha önce bir 10 dakika önce falan bir konularda anlaştık ama bazı konularda anlaşamadık. Çocuğun ortak velayetini aldım, evet. Aldık dedik. Siz de dediniz ki bana bu konuda çok sevindim dediniz. Hı hı. İyi ki anlaşmışsınız. En önemlisi de buydu zaten diye. Aynen öyle. Evet. Şimdi İlayda'nın benim annemlerin olduğu bölgede hala bir hayat kuracağını söylemesi bana. Bizim eski evde oturacağını söylemesi. Hani ben diyor gitmeyeceğim diyor. O mahallede biz yine karşı karşıya geleceğiz. Çok saçma bir durum var. Kendime yön vereceğim. Sonuç ayaklarımın üzerine duracağım diyor. Yaşayıp büyüdüğüm mahalle ve onun çevresinden çok benim tüm çevrem orada oturuyor. Ben ezeliyattan beri oradayım. Tabii ki de çocuklarım alıp yani bana yardımcı olabilecek çevremde bir sürü... Akrabam, amcalarım, şunu anladım. Yeğenlerim. Yani senle çıktığımız evde yaşamaya, çocuklarla kalmaya devam ben edeceğim. Ben bu şekilde söylemiştim. Evet ama daha sonra kendisi... Hayır, bu konu önemli de bir konu aslında. Bu sana saçma geliyor. Diyorsun ki uzak dursun benden. Peki. Yarın tekrar görüşeceğiz sevgili seyirciler. Tekrar Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bayramın 3. gününde yine canlı yayında huzurlarınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.